Ben Ofret. Bir ismim var mıydı hatırlamıyorum. Beni çarpıtılmış bir gölge, bir parodi, tehlikeli eş değer olan kırmızı pelerinli bir damızlı kız olarak düşünmeniz yeterli. Benim hikayemi duymamış olmanız imkansız. 2017'den beri yayımlanan ve başrolünde Elizabeth Moss'un olduğu dizimi mutlaka duymuş ya da bu kırmızı elbiseyle yapılan protesto yürüyüşlerinden birini sosyal medya hesaplarınızdan görmüşsünüzdür. Şimdi hepsini unutun. Çünkü beni benden dinleyeceksiniz. Size neden kokuşmuş düzene dur diyemediğimizi, bizi nasıl yavaş yavaş sindirdiklerini, nasıl iki bacaklı bir rahim haline geldiğimizi, kızımı, kocamı, adımı, işimi, bedenimi, varlığımı nasıl kaybettiğimi anlatacağım. Ben sadece uğruna ödüller verilen bir romanın baş karakteri değilim. Acıyı çeken benim, gözlerini açması gerekense siz. Beni tanımanızı, yapılan haksızlıkları fark etmenizi ve çok geç olmadan nasılsa bizim başımıza gelmez düşüncesinden kurtulmanızı istiyorum. Benim hikayem tam olarak nerede başlıyordu? Hatırladıklarımı anlatmaya çalışacağım. Burası Gilead Cumhuriyeti. Diktatörlüğün yanında ülkede koyu Hristiyanlık ve teokrasi hakim. Bu denli hava kirliliğinin yaşandığı, kimyasal maddelerin suyumuza karıştığı bir dünyada sağlıklı kalmak imkansızdı. Onlar da bundan faydalandı. Bir sabah uyandığımda adımı ve benliğimi kaybetmiştim. Ama şanslıydım. Rahmim vardı. Eskiden özgürlükler ülkesi olarak anılan Amerika'da artık tek gerçek savaş ve üremeydi. Sözde komutanlar doğurabilen kadınları alıkoyuyor, soylarının devamı için resmi olarak eşlerinin önünde bize tecavüz ediyorlardı. Konuştuğumuz dil dahi yabancıydı artık. Merhaba yerine tohumların kutsansın diyorduk. Duygu yoktu, okumak yoktu, konuşmak yoktu. İşte böyle bir dünyada unutmaya başladığım geçmişim ve belirsiz geleceğimle hayatta kalmaya çalışıyordum. Ben babasız büyümüştüm. Annem kendi ayakları üzerine durmayı başarmış bir kadındı. Eğer biri çocuk istemiyorsa bakmak zorunda değildi ona göre. Ve bana hep istenilen bir çocuktun derdi. Bunu bilmek eskiden olsa beni rahatlatabilirdi ancak şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Ben de evliydim. Bir kızım vardı. Kocamın ismi Luke. Kızımın ismi... Benim ismim... Ben... Ayakkabıyı çıkardığımda 1.70 boyunda kahverengi saçlı... Bir kütüphanede çalışıyordum. Kitapları disklere kaydediyordum. Ta ki bir gün eli silahlı bir grup tarafından tehdit edilen müdürüm tüm kadınları işten kovana kadar. Bir şeyler değişiyordu ve kör olmuştuk. Sokakta insanlar dekoltemize bakıyordu. Gece dışarı çıkamıyorduk. Sonra kongre bombalandı. Hristiyan köktenci Gilead rejimi darbe yaptı. Anayasayı askıya aldı ama bunun geçici bir durum olduğunu söyledi. Ve biz de kabul ettik. İşten atılmadan önce sigara almaya gittim. Kasiyer kadın yoktu, yerine ukala bir adam vardı. Kartımın kullanım dışı olduğunu söyledi bana. İtiraz ettim ama hiç umursamadı. Daha sonra kadınların bankadaki hesaplarına el koyuldu. Tüm param kocamın hesabına geçti. İşten kavuldum. Bir süre evde yemek yapmaya başladım. Bu geçici bir durum, bir türlü geçmiyordu. Tehlikedeydik. Luke daha önce evlendiği için bizim evliliğimiz Gilead rejiminde geçersizdi. Bunun için cezalandırılacaktık ve kızım komutanlardan birine evlatlık verilecekti. Kaçmaya karar verdik. Ancak sınırda kocam vuruldu, kızım kaçırıldı ve bir spor salonunda gözlerimi açtım. Sonra teyzeler bizi eğitmeye başladı. İtaat etmezsen gözünün yaşına bakmazlardı. Çünkü bizler iki bacaklı rahimlerdik. Bir damızlı kızsan gözünün ya da elinin olması hiçbir anlamı yok. Hepimiz tek tip hale getirildik. Komutan eşleri mavi, martalar yeşil, teyzeler kahverengi, ekona kadınlar çizgili ve biz damızlıklar kırmızı giyiniyorduk. Kırmızı. Hiçbir zaman bu renk bana yakışmadı. Ama bu benim kanımın. Doğurganlığım sembolüydü. Gerçekten inanıyor muydum bilmiyorum ama bütün bunlar mutlaka geçecek, bir gün mutlaka bitecekti. Ama o zamana kadar ülkeme hizmet edecektim. İktidar sahibi komutanların eşlerinin önünde tecavüze uğrayacak, tüm aşağılanmaları göğüs gerecektim. Başka şansım yoktu.
Üçüncü evim Waterford'ların eviydi. Sirna Joy ve komutan yaşlıydı. Doğuracağım bu çocuğa ihtiyaçları vardı. Şunu unutmayın. Eğer çocuk olmazsa sorun sizdedir. Ve kolonilere gönderilmek istemiyorsam burası son şansımdı. Sirna Joy daha ilk günden kocasıyla ölüm onları ayırana kadar birlikte olduklarını söyledi. Bu sanki umurumdaymış gibi. Her ay resmi olarak yapılması zorunlu olan seremoni gününde beni bacaklarının arasına yatırıyor, ellerimi tutuyor ve kocasının tecavüzünü izliyordu. Benim kocam gerçekten ölmüş müydü? Kızım şu an 8 yaşında olmalı. Ah. Hayatımdaki tek hareketlilik eşleştiğim başka bir damızlık kızla alışverişe gitmekti. Onun ismi Ofgilendi. İsmini bilmiyorum. Biz komutanların, sahiplerimizin ismiyle çağrılırdık. Ben Ofret, o Ofgilen, Fred'inki ve Gilen'inki. İşte bu kadar. Aramızda sohbet edemezdik. Başımıza taktığımız beyaz kanatlar nedeniyle ne birbirimizi ne de etrafımızı görebilirdik. Sadece önümüze bakmalıydık. Ne kadar sığ bir bakış açısı. Ama her baskı rejiminde olduğu gibi yasaklar deliniyordu. Ofgilen'le bir zaman sonra gizli bir arkadaşlığımız olmuştu. Bana Mayday adında bir örgütten bahsetti. Bizim gibi çok kişi var diyordu. Bu bile insanı rahatlatmaya yetiyordu. Komutanla ilgili onları bilgilendirmemi istiyordu. Komutan geceleri beni odasına çağırıyordu. En başta bu durumdan korkmuştum ancak tek yaptığımız Scrabble oynamaktı. Bir de küçük bir öpücük. Bunlardan karısının haberi yoktu tabii. Bana eski zamanlardan kalma kadın dergileri getiriyordu. Sahi böyle mi görünüyorduk eskiden? Bunları saklamak suçtu ama o bir yolunu bulmuştu demek. Bu randevular sıklaştı. Ben de karşılık olarak ondan el krem istedim. Bu benim için bir zaferdi. Koşullar başka olsaydı kendisiyle iyi anlaşabilirdik. Yanına gittiğinde tek bir şeyi merak ediyordum. Diğer Ofred'in dolabının altına kazıdığı o Latince cümlenin anlamını. Bunu komutana sorduğumda onun bir şaka olduğunu söyledi. Piçlerin seni ezmesine izin verme demekmiş. Kızımı ve kocamı o piçlere kaptırmıştım ben. Buradan kurtulmak için onların yaşadığına inanmam gerekiyordu. Ve ben zamanı kaybederken o hızla geçip gidiyordu. Hala hamile kalamamıştım. Umut etmem için önce yaşamam gerekiyordu. Sirina bana bir teklifle geldi. Kızımın bir dakika fotoğrafını görebilmek için şoförünük ile birlikte olacaktım. Çok sıradan bir şekilde bunu eşler hep yapıyor demişti. Çünkü erkeklerin çoğu kısırdı ancak bu resmi olarak söylenmezdi. Kısırlık sadece kadının suçuydu. Kontrole gittiğimde doktor da bana aynı teklifte bulunmuştu. Kabul etmemiştim. Ancak Sirina'nın teklifini geri çevirmek gibi bir lüksüm yoktu. Nick'le birlikte olmadan önce komutan beni Jezebel'in yerine götürdü. Tüylü elbiseler, topuklu ayakkabılar içinde bambaşka biriydim. Her şeyin yasak olduğu bu yerde erkekler yine kurtuluşun bir yolunu bulmuştu. Buradaki kadınlar kolonilere gönderilmemek için fahişelik yapmayı kabul etmek zorundaydı. Ve en yakın arkadaşım Moira'yı gördüm. Teyzelerden birini soymuş, kazan dairesine bağlamış ve kaçmayı başarmıştı. Onun öldüğünü sanmıştım. Moira benim her zaman en yakın arkadaşımdı. Hepimiz gibi o da farklı görünüyordu. Göz göze geldik, tuvalette buluştuk. Sınırı geçmeyi başaramamış, o da yakalanmıştı. Kolonilere gitmek yerine burayı seçmişti. Onunla son bir sigara içtik. Onu da bir daha görmedim. Komutanla odaya çıktık. Tabii ki bu tehlikeli kaçamağın bir bedeli vardı. Onunla yatmak. Keşke onun sirin olsaydı ve kollarımdan tutsaydı beni. Başarabilirdim. Tek yapmam gereken gözümü kapatmak, kesik kesik nefes alıp vermekti. Bunu başarabilirdim. Yaptım. Ertesi gece Nick'le birlikte olmak için Sirina ile gizlice buluştuk. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca Sirina Joy bir çocuk için nasıl da yasakları deliyordu. Keşke Nick'le her şey başka olabilseydi. Ben Luke'a ihanet mi ediyordum? Bilmiyorum. Kendime olan saygımı çoktan yitirmiştim. Benim tek ihtiyacım olan sevgiydi. Duygu yok, ses yok, konuşma yok. Bana bir şişeye boşalıp spermlerini içime boşaltabileceğimi bile söyledi. Çırpındıkça daha çok bataklığa saplanıyordum. O günden sonra gizli gizli buluşmaya başladım. Her gün odasına gittim. Adını koymadığımız bir şey vardı aramızda.
Yakalanmak mı? Umurumda değildi. Çok yakında bir bebeğimiz olacağından emindim. Belirsiz günler böyle devam ediyordu. O gün de her zaman olduğu gibi alışveriş için kapının önünde beni bekleyen Ofgülen'e doğru yürüdüm. Ancak Ofgülen değildi. En son onu kurtuluş halinde görmüştüm. O gün bir damızlık, bir eş ve bir adamı öldürdük. Kadının ipini biz çekmiş, adamı ise paramparça etmiştik. Kendimi bundan soyutlamak istediğimde Ofgülen beni dikkat çekmemem için uyarmıştı. Öldürülen adam örgüttendi ve onu bayıtmak için ilk tekmeyi o attı. Böylece acı çekmeden öleceğini düşündü. Yeni Ofgülen'e karşı dikkatliydi. Ancak o da örgütten olduğunu ve benim Ofgülen'imin gözler tarafından yakalanmadan önce intihar ettiğini söyledi. Eve geldiğimde Sirnajor beni kapıda bekliyordu. Elinde o gece giydiğim kıyafetler vardı. Onundu demek. Bana güvendiğini ama benim de diğer Ofret gibi olduğumu söyledi. Artık sonumu bekliyordum. Birazdan beni almaya geleceklerdi. Elveda kızım, elveda Luke, elveda Nick. Bir kapı açıldı. Karşımda Nick ve iki muhafız vardı. Demek o bir gözdü. Sirina ile olan konuşmamızı duymuş ve yaptığım şeyi cezalandırmak için bizzat kendisi gelmişti. Beni kolumdan yakaladı ve kulağıma "Onlar Mayday, seni götürmeye geldiler, bana güven" diyordu. Sirina arkamdan "Orospu" diye bağırırken komutanın yüzü asılmıştı. Sanki benimle geçirdiği tüm zamanlar için suçluluk duyar gibiydi. Ve iki göz beni alıp arabaya bindirdi. Sonrası mı? Kanadalı yazarım Margaret Atwood 1985 yılında hikayemi yazmaya başladığında Ceausescu'nun acımasız komünist rejiminden, kadın hakları için savaşan kadınlardan, eski ahitteki Rahel ile Lea'nın hikayesinden, puritanizm faaliyetlerinden ve cadı olduğu düşünülen bir akrabasının son anda ip koptuğu için idam edilmekten kurtulmasından esinlenmişti. Ama bugün hala aynı haksızlıklar devam ediyor. Anne olmayanlar eksik sayılıyor. En az 3 çocuk deniyor. Ve her gün yüzlerce kadın "bana bir şey olmaz" diyen erkekler tarafından katledilip tecavüze uğruyor. Unutmayın, baskı olan her yerde direnen insanlar da vardır. Bugün Orta Doğu'ya baktığımızda bu yaşananların ya da daha kötüsünün başınıza gelmeyeceğini söyleyemem. Çünkü bu hikaye size gerçek kadar yakın ve hikayemin sonunu ancak siz tamamlayabilirsiniz. Kendinize gelin ve artık piçlerin sizi ezmesine izin vermeyin.